Merhabalar. Kaydeder programının yeni bölümüyle birlikteyiz. Türkiye'nin toplumsal meselelerini irdelemeye ve sorunlarına çözüm önerileri getirmeye devam ediyoruz. Ben Muhammed Mustafa Bilgili. Bugün birbirinden kıymetli iki konuğumuzu ağırlayacağız. Fatma Betül Coşkun ve Zafer Çelik hocalarım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar, hoş Belki bulduk. müsaadenizle öncelikle izleyicilerimize sizlerden biraz bahsedeyim. Fatma Betül Coşkun hocam, yüksek lisans eğitimini 2019 yılında Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyoloji Anabilim Dalı'nda tamamladı. Aynı bölümde doktora eğitimine devam eden hocam, 2017 yılında yine bu üniversitede, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Sağlık sosyolojisi, ilişkisel sosyoloji ve metodoloji alanlarında çalışmalarını yürütmekte. Zafer Çelik hocam ise 2012'de Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji bölümünde doktorasını tamamladı. 2013 yılından itibaren Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyoloji bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmakta. Kurumlar sosyolojisi ve eğitim sosyolojisi alanında çalışmalarını yürütmekte. Tekrar hoş geldiniz hocam, hocalarım. Hoş bulduk. Eğitim ve istihdam şüphesiz ki tüm dünya hükümetlerinin ortak problemi. Biz bugün burada bu iki hususu genç nüfus özelinde birleştiren ve temsil ettiği sorunu ele alacağız. Zafer Çelik ve Fatma Betül Coşkun hocalarım, Toplumsal Düşünce ve Araştırmalar Merkezi için yakın zamanda bu konuda bir politika notu kaleme aldı. Genç işsizliğinin durumu ne eğitimde ne istihdamdaki gençlerin eğitim ve istihdam politikalarına göre analizi başlıklı bir politika notu. Dolayısıyla Türkiye'nin bu meselesini hocalarımın değerli görüşleri üzerinden irdelemeye çalışacağız. Öncelikle hocam kavramı bir öğrenelim istiyoruz. Betül hocam sizle başlayalım. Ne eğitimde ne istihdamda gençlik kavramı nedir? Aslında ne eğitimde ne istihdamda yer alan gençlik kavramı ya da işte kısaca NEET olarak ifade ettiğimiz kavram 1990'lı yıllarda İngiltere'de sosyal hizmet alanındaki tartışmalarla gündeme geliyor. Öncelikle bu gençleri tanımlamak için statü sıfır kavramı kullanılıyor. Ancak statü sıfır kavramı olumsuz çağrışımları ve negatif bir gönderme içerdiği için daha sonra bu kavram yerine ne eğitimde ne de istihdamdaki gençler kavramı kullanılmaya başlıyor. Bu kavramın aslında uluslararası alanda da bu kadar etki oluşturmasında İngiltere'de 1999 yılında İngiltere hükümeti tarafından yayınlanan sosyal dışlanma raporu oldukça önemli. Bu raporda daha önceki klasik işsizlik sınıflandırmalarından farklı bir kategoriye koyuyor genç işsizleri. Ve 16-18 yaş arasındaki gençlerin bu kategoriye ihtiyaç duyduğu gerekçesine yer veriliyor ve yeni bir tanımlama yapılıyor. Ve daha sonra bu kavramın biz Avrupa'da da yaygın bir biçimde hızlı bir şekilde yayıldığını ve kullanım sürecine girdiğini görüyoruz. Türkiye örneğine bakarsak, Türkiye'de Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2014 yılından itibaren ne eğitimde ne de istihdamdaki gençler ayrı bir kategori olarak tanımlanıyor ve veri toplanıyor. Peki aslında neden böyle bir kategoriye ya da neden böyle bir kavramsal ayrıştırılmaya ihtiyaç duyuldu sorusuna gelecek olursak, aslında burada iki tane ne farklı yaklaşımın olduğunu görmek mümkün. Hem akademik çalışmalar hem de uluslararası raporlarda bunu görebiliyoruz. İlk olarak aslında bu gençlerin bir yaş ayrımıyla toplam işsizlik kategorilerinden ayrıştırılması söz konusu. Bu durum işsizlik oranlarını daha düşük göstereceği söz konusu olduğu için aslında bir yönüyle eleştiriliyor. Fakat ikinci ve daha da sonra literatürde daha da öne çıkan durum ise bu gençlerin Uluslararası Çalışma Örgütü ILO'nun tanımladığı klasik işsizlik sınıflandırmasından ayrıştığını görüyoruz. Çünkü klasik işsizlik tanımlamasına göre en az 4 haftadır işsiz olmak, işte 2 hafta içerisinde işsiz olup 2 hafta içerisinde istihdam sürecine katılacak olmak ya da 3 aydan fazla olmamak kaydıyla bir sertifika ya da eğitim programının içerisinde yer almak işsizlik olarak tanımlanıyor. Öte yandan biz ne eğitimde ne istihdamda gençlere bakarsak burada bir eğitim boyutunun aslında devreye girdiğini görüyoruz. Çünkü sadece istihdamda yer alamayan değil, aynı zamanda eğitim süreçlerinde de yer alamayan bir genç nüfus söz konusu. Bu nedenle bu aslında kesişimsel bir kategori. Temelde de bir inaktif bir genç nüfusa işaret ediyor.
Yine bu kavramın aslında daha sonrasında 2011'li yıllarda Avrupa Komisyonu, Avrupa İstihdam Komisyonu ve Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından bir ortak düzlemde nasıl tartışılabilir sorusu gündeme geliyor. Çünkü ülkeler arası karşılaştırmanın oldukça güç olduğu bir kavram. Bunun temel gerekçelerinden biri de yaş kategorileri arasındaki ayrım. Örneğin Kore ya da Japonya gibi ülkelerde genç nüfus tanımlaması 15-34 gibi yaş gruplarını içerirken işte 15-24 ya da 15-29 gibi OECD'nin farklı kavramsallaştırmalar söz konusu yaş aralıkları için. OECD temelinde de bu en sonunda 15-29 şeklinde ele alınan bir ayrıştırmaya gidiliyor. Ülkemizde de Avrupa'daki Ulusal İş Gücü Anketine benzer şekilde 15-24 yaş aralığı TÜİK tarafından referans alınan bir aralık aslında. Anladık hocam. Teşekkür ederiz. Şimdi bahsetmiş olduğumuz nüfusundan konuşacak olursak dünyada ve Türkiye'deki orana baktığımızda 2009-2019 tarihler arasında bir düşüş olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Ancak her ne kadar Türkiye'de işte %39,6'dan %28,8'e düşüş görülse de hala OECD ülkeleri içerisinde en fazla ne eğitimde ne istihdamdaki gençlik nüfusuna sahip ülke konumunda. Bu durumu nasıl açıklıyorsunuz hocam? Bu oldukça aslında önemli ve kapsamlı bir soru. Ama yani belki de işte tek bir yanıtının olmayan bir soru. Çünkü NEET kategorisine giren genç nüfus özellikleri bakımından oldukça karma bir nüfus. Avrupa Birliği raporlarında örneğin 7 alt kategori tanımlanıyor bu gençler için. Bunların bir kısmı NEET nüfusunda kısa süreli olarak NEET nüfusunda yer alanlar, bir kısmı ise uzun süreli olarak NEET nüfusunda yer alanlar olarak böyle bir ikili ayrıma gidebiliriz. Örneğin yeniden eğitime ya da istihdama dahil olabilecek olan bir potansiyel genç nüfustan bahsediyoruz. Ya da eğitimini bitirip kısa dönemli işsizler dediğimiz bir kategoride keza var. Hani bir örnek vermek gerekirse üniversiteden mezun olup atanmayı bekleyenler bu nüfusun içerisine girebilir. Keza kısa dönemli işsizlere de halihazırda bir işten ayrılmış olup yeni bir işte çalışmaya başlayacak olanlar örnek verilebilir. Yani örnekler oldukça artırılabilir. Uzun dönemli işsizler, öte yandan uzun dönemli işsizler ya da işte hastalık, engellilik gibi problemleri nedeniyle eğitim ve istihdam hayatına devam edemeyenler, işte aile sorunu özellikle raporların hemen hemen hepsinde ve özellikle Türkiye'de ayrıştırıcı bir görüntü olarak kadınlar, eğitimden ya da istihdama ilişkin ümidini yitiren gençler, bu alt kategorilere geliyor ve bir diğer alt kategori olarak da aslında diğer diye bir alt kategori tanımlıyor. Yani burası çok ucu açık bir boyutun olduğunu bize gösteriyor. Her birini o yüzden bu alanların her birini kapsayan bir şeyle bu sorunun belki de cevabı verilebilir. Ancak biz burada maalesef bu alanları doğrudan açıklayan literatürde de veriye rastlamanın oldukça güç, böyle derli toplu bir veriye rastlamanın oldukça güç olduğunu görüyoruz. Yine de Türkiye'nin 2009 ile 2020 hatta 2021'in ilk çeyreğinin verileri de mesela TÜİK tarafından açıklandı. Bakıldığında Türkiye hala OECD ülkeler arasında en yüksek konuda bulunuyor. Dediğimiz gibi kapsamlı bir araştırma gerektirmekle birlikte Avrupa İstatistik Biriminin ve Uluslararası İstatistiklerden sağlanan verilerde çocuklar ve gençlerin işte orantısız olarak yoksulluk ve sosyal dışlanmaya maruz kalmasını, istihdam sağlama, işte yaşama olanakları açısından becerileri edebilme noktasında bölgesel eşitsizliklerin, özellikle ülkemizde bölgesel eşitsizliklerin oldukça belirleyici olduğunu görmek mümkün. Kısmi bir cevap da olsa en azından bunu söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Teşekkür ederiz hocam. Açıkçası ben de bir genç olarak hem gündemi de takip etmeye çalışıyorum. Ancak bahsetmiş olduğumuz, üzerinde konuşmuş olduğumuz kavram özelinde bu konunun tartışıldığına şahit olamadım. Bu nedenle ümit ediyoruz. Bu sizin kaleme almış olduğunuz politika notu Türkiye'de bu kavramın yani ne eğitimde ne istihdamda bulunamayan gençlerin sorununu bu kavram özelliğinde tekrar gündeme geleceğini ve bunun üzerine bir politika geliştirileceğini ümit etmiş olalım. Bu misyonu ümit ediyoruz politika notumuz yerine getirecektir. Zafer hocam size bir sorumuz olacak.
Uluslararası literatürde gözlemlediğimiz bir genel kabul var hocam. Bu ne eğitimde ne istihdamdaki gençler için sosyokültürel geçmiş olarak farklılıklar olduğunu ancak bir ortak noktada buluştukları söyleniyor ki bu da özellikle eğitim yolu ile beşeri sermayelerini tamamlayamamış olmaları. Ancak Türkiye özeline baktığımızda ise bunun tam zıttını gözlemliyoruz. Nedir o? Genel lise mezunlarının %21'inin, meslek teknik lise mezunlarının %25'inin, yüksek öğretim mezunlarının ise %32'sinin bu kavram içerisinde olduğunu gözlemliyoruz. Yani eğitim noktası bir boyut, istihdam noktasında da aslında eğitim seviyesi yükseldikçe istihdam edilememe durumu söz konusu. Bu farklılığı nasıl açıklarsınız hocam? Teşekkür ederim söz verdiğiniz için. Bir önceki soruda bağlantılı olarak şöyle size söyleyeyim. Sadece veriye baktığımız zaman o zaman şunu görüyoruz. Yani, eyvah Türkiye'de yüksek öğretimi tamamlayanların yani bu NEET olarak kategorisindeki olma NEET oranı artıyor mu? Aslında bu tamamen yani tanımla ve veriyle ilişki, istatistikle ilişki bir olgu. Şöyle söyleyeyim ben size. Lise mezunları bizde yani üniversite devam etme oranları daha düşük. Yani Batı ülkeleri kıyasladığım zaman ya da Orta ülkeleri kıyasladığım zaman. Yani mesela size en somut örneği şöyle vereyim. Geçen yıl liseyi bitirenlerin yaklaşık üçte biri bir programa yerleşti. Dolayısıyla geri kalan üçte iki yani bir kısmı istihdamda bir kısmı değil. Şimdi dolayısıyla buraya gelen birinci noktası bu. İkincisi şuna geldiğimiz zaman yani genel lise mezunları ve meslek lisesi mezunlara baktığımızda ise yani yaklaşık olarak genel lise mezunlarında %60 civarında çünkü yani ÖSYM verirken farklı lise kategorilerine verdiği için fen lisesi, sosyal bilimler lisesi gibi lise mezunlarının yani yaklaşık %60'ı diyeyim üniversiteye yerleşiyor. Bir 4 yıllık yani o yıl mezunları yerleşiyor. Ama meslek lisesi mezunlarına baktığımızda bunların ancak yani üçte biri ya da üçte birinden çok daha düşük oranları yerleşiyor. Şimdi dolayısıyla yani bizde meslek lisesi mezunlarının normalde mesela istihdam açısından daha yüksek şansı olanların NEET olarak gözükme durumunun bir faktörü de yüksek öğretime geçiş oranının düşük olmuş olması. Yani şimdi yaklaşık olarak bizde %60'a yakın yani %58 civarında yani genel lise ve yani meslek lisesi mezunları yaklaşık beraber benzer oranlar, istihdam yerleşme oranları yani küçük farklılık var. Yani yine şeyle kıyasladığımız zaman hani OECD ülkeleriyle ve özellikle de Orta Avrupa ülkeleri kıyasladığımızda İslam oranımız bizim düşük. Çok düşük. Düşük olduğundan dolayı aslında bir önceki sorunun da cevabı olarak bizde daha yüksek gözüküyor. Şimdi gelelim yüksek öğretim mezunlarına. Teknik olarak ne varsayıyoruz biz? Yüksek öğretim mezunlarının istihdam edilebilirliği çok daha yüksek. Yani ulusal verilerimizde de yaklaşık 20 puanlık fark var. Lise mezunları ve üniversite mezunlarının istihdam edilebilirliği açısından kıyasladığımızda. Ama diğer taraftan bakıyoruz, NEET oranları çok daha yüksek. Zaten bir kere çünkü NEET'in mesela son yaş grubu genelde Türkiye için topladığımızda 24 yaş olarak tanımlıyoruz. 24 yaş ise bizdeki teknik karşılığı yeni mezun. Yani ve yeni mezunların da Türkiye'deki iş bulma ve istihdama katılım oranları maalesef çok daha düşük. Farklı mesela veriler var. Yani doğrudan mesela 25 yaş altı için tam bir veri yok ama 35 yaş altı falan kıyasladığımız zaman Türkiye bütün OECD ülkeleri içerisinde yüksek öğretim mezunları açısından bakıldığında en yüksek yeni mezun işsizlik oranına sahip ülke. Bundan dolayı da bizim NEET oranları artıyor. Şunu söyleyebiliriz mesela bir lise mezunu üniversiteye girdiği için onların hani ya da üniversite eğitimine devam ettiği için onların hani teknik olarak NEET olma oranı mesela daha az gözüküyor. Ama üniversite bitti. Sizden beklenen şey istihdama girmek. Ama istihdama o süre içerisinde giremiyorsunuz. Giremediğiniz zaman da ne istihdamda ne de eğitimde olma kategorisi içerisinde düşmüş oluyorsunuz. Aslında bizim şeyimiz biraz daha hani yani Batı ile kıyasladığımızda ya da hani OECD ülkeleri kıyasladığımızda üniversite mezunlarının daha yüksek oranda NEET kategorisi içerisinde yer almasının nedeni aslında bazı küçük mesela istatistiksel ne diyeyim yani triklerle ilişkili olarak söyleyebiliriz. Yani nihayetinde şu bir olgusal gerçek karşınızda yani, yüksek öğretim mezunu olmak yaklaşık olarak lise mezunu olmakla kıyaslandığı zaman Türkiye'de 20 puanlık daha yüksek bir istihdam edilebilirliğe karşılık geliyor. Yani belki bu veri ilk mesela yorumlandığında şöyle bir algı oluşabilir. Yani Allah Allah yani biz üniversiteyi bitirdiğimiz zaman daha mı fazla hani işsizlik oranı zaten yok? Hayır. Yani böyle bir şey yok. Sadece yani bizim hemen yeni mezunlarımızın iş bulma oranları şu an düşük.
Yani bize onu söylüyor aslında. Yani biz de zaten genelde hani o yine OECD'nin mesela Etiquette'deki bazı verilerde şu an spesifik veri tam aklıma değil ama baktığımız zaman mesela ilk bir yıl içerisinde iş bulma ya da ilk 4 yıl içerisinde iş bulmaya baktığımız zaman yani 4 yıla doğru geçildiği zaman iş bulma oranları mesela çok yüksek oranda artıyor. Ama ilk 2 yıl içerisinde maalesef istihdama katılım oranları düşük. Bu da zaten tam da bu 24 yaş kategorisine denk düştüğü için de NEET kategorisi içinde yer almaya başlıyor bu genç arkadaşlar. Bunu bu şekilde söyleyebiliriz yani. Ve hani şeyle kıyasladığımız zaman da yani uluslararası veriyle kıyasladığımız zaman da yani zaman zaman şu algı oluşabiliyor Türkiye'de. Ya işte efendim bizde bir sürü üniversite açıldı. Hala işte birçok yani üniversitede gençlerde herhangi bir erişim sorunu yok tarzında. Yok hayır. Yani Türkiye'de şu an yüksek öğretim erişiminde çok ciddi bir erişim problemi söz konusu. Yani yeni mezunların 1/3'ü ancak bir programa yerleşiyor. Yaklaşık 1/7'i ancak bir lisans programına yerleşiyor. Yani dolayısıyla hani bizde halen yüksek öğretime erişim çok yüksek. Yani buradaki en yanıltıcı mesele şununla ilişkili. Biz ne diye mesela hani zaman zaman hani yani ilgili aktörler açıklama yapıyor. İşte Avrupa'nın en yüksek öğretim sistemimiz diye yani açıklama yapılıyor. Ama yüksek öğretim sistemi içerisindeki öğrencilerin yarıdan fazlasının yani açık öğretim olduğunu bildiğimizde ve çağ nüfusunun okullaşma oranlarının yüksek öğretim düzeyinde %45'ler civarında olduğuna baktığımızda hala o üst bir kere kıyasladığımız zaman bizdeki yüksek öğretime erişim oranları çok düşük. Yani bir tarafta %70'ler, %80'ler, %90'lar oranından bahsederken Türkiye'de çağ nüfusunun erişimi %45'ler civarında. Yani dolayısıyla biz hala yüksek öğretime aslında erişimi artırmamız ve büyütmemiz gereken bir durum. Bunu söylediğimiz zaman şuna kaç kaç kalacağız. Aa işte efendim aynı şey ihtiyat aslında. Ya kalite ayrı bir mesele ama erişim olgusal bir gerçek yok karşımızda. Yani biz hala eriştiremiyoruz. Eriştiremediğimiz zaman da sesi yok karşımızda bunlar bize NEET olarak geri dönmekte. Çünkü ne eğitimdeler ne istihdamdalar. Peki neredeler? Yani biraz daha cevabın burada hani bakmamız lazım. Eyvallah hocam, teşekkür ederiz. Yani eğitim hususu biliyorsunuz Türkiye'nin maalesef durmak bilmeyen kanayan yarası diyebiliriz. Bahsetmiş olduğunuz yüksek öğretime erişim hususunda ümit ediyoruz bu problemlerin de üstesinden siz ve sizin gibi hocaların işte bu kaleme almış olduğu politika notları yani sivil toplum kuruluşlarının özellikle üstlendiği vazifeyle biliyorsunuz onların sivil toplum kuruluşunun varlığının asıl nedeni hükümete, devlet yöneticilerine hem sorunu hem bir çözüm önerisini sunabilmeleridir. Ümit ediyoruz. Ülke Vakfı olarak da siz kıymetli hocalarımın çalışmalarıyla da bu sorunların da üstesinden zamanla gelinecektir. Betül Hocam size bir sorumuz olacak. Gençlerin bu ne eğitimde ne istihdamda olamama riskini artıran bazı faktörlerden bahsetmişsiniz. Kaleme aldığınız politika notunda. Biraz bunlardan bahsedelim. Bu faktörler nelerdir hocam? Tabii. Aslında bu faktörlere geçmeden önce çok kısa bir ekleme ben yapmak istiyorum bu Zafer Hocam'ın sorusuna ilişkin. OECD raporlarında genclerin hocamın da bahsettiği gibi yani %75'i mezun olduktan 4-5 yıl içerisinde yüksek öğretim mezunlarının 4-5 yıl içerisinde istihdama katılabildiklerini görüyoruz. Bu oldukça yüksek bir rakam. Bir diğer taraftan da 2021'in bu ilk çeyrek raporu açıklandı. Orada örneğin okuma yazma bilmeyenlerin NEET nüfusunun TÜİK istatistiklerinde %90.7 olduğunu görüyoruz. Ki bu da 2020'nin istatistiklerine göre çok ciddi bir artış olduğunu, %78-%79'dan %90.7'ye çok yüksek bir artış olduğunu da görmek mümkün. O yüzden belki de işte bu durumu birbirinin tam zıttı olarak sadece göstergeler temelinde okumamanın hassasiyetin bir kere daha vurgulamak önemli diye düşünüyorum. O yüzden bir ekleme yapmak istedim. Öte yandan NEET olma riskini artıran belirli faktörler var. Pek çok aslında faktör sayılabilir ama özellikle biz düşük eğitim seviyesinin, önceki soruyla da ilişkili olarak düşük eğitim seviyesinin, hane gelir düzeyinin düşüklüğünün ya da işte göçmenlik geçmişi olanların ya da hali hazırda göçmenlik statüsünde bulunanların ki biz mesela buraya ilişkin de çok veri anlamında bir şeyimiz yok, bilgimiz yok. Benzer şekilde sorunlu aile geçmişi olanların, örneğin gençte ya da ailesinde işte suç geçmişi olanların,
Yine engellilik ya da kronik hastalıklar gibi gençlerin eğitimine ya da istihdamına mani olabilecek boyutta yaşanılan engellilik ya da hastalık durumlarının, yine ücra yerlerde yaşama gibi aslında çok fiziksel nedenlerle eğitime erişimde yaşanan güçlükleri göz önünde bulundurduğumuzda bu gençlerin biz NEET olma riskinin daha yüksek olduğunu görebiliyoruz, söyleyebiliyoruz. Bir diğer öne çıkan etmense yarı zamanlı istihdam meselesi. Keza bu Avrupa'da da çok ciddi bir tartışma konusu olarak ele alınıyor. Çünkü yarı zamanlı istihdam dediğimiz olay özellikle işte genç nüfusun aslında belli boyutlarda tercih ettiği ve işte iş piyasasının da tercih ettiği bir boyut olmakla beraber özellikle mesela içinden de geçtiğimiz bu pandemi sürecini de ilişkilendirirsek toplumsal ekonomik kriz dönemlerinde işten çıkarılma riskinin en yüksek olduğu gruplar. Böyle olunca yarı zamanlı istihdam hem tam zamanlı istihdam haklarından da mahrum kalan gençlerin aslında çoğunlukla işte deneyim, beceri ve bilgi açısından daha işten çıkarılma olasılıklarının yüksek olduğu bir grup olarak karşımıza çıkmasına neden oluyor. Ve uluslararası raporlarda da bu ciddi anlamda ortaya konuluyor. Eğitimi ve istihdamı aslında dahil olmak için ya da olup olmamak durumunun aslında ekonomik, sosyal, işte kültürel, siyasal pek çok faktörle ve pek çok süreçle ilişkili olduğunu görüyoruz yani. Bu anlamda bu noktaların her birinin incelemeye açık olduğunu söylemek mümkün. Teşekkür ederiz hocam. Bize ayrılan sürenin sonuna gelirken toparlamış olalım. Bahsetmiş olduğumuz kavramda ne eğitimde ne istihdamda bulunmayan genç oranından bahsettik. Bu oranın düşürülmesi için hocam bazı önerilerde bulundunuz. Bu önerileri de bizimle paylaşabilir misiniz? Tabii. Şöyle aslında dediğimiz gibi bu nüfusun bir kere belki de en temel ve ilk olarak yapılması gereken bu nüfus, bu genç nüfus NEET kavramı oldukça çatı bir kavram. Bu kavramın içerisinde ki genç nüfus özellikleri bakımından veya NEET olma olasılıkları ya da NEET olma durumları bakımından birbirinden oldukça farklılaşmakta. Bu yüzden aslında ilk olarak belki de biz işte bu şeyin başından beri, konuşmanın başından beri söylediğimiz gibi her bir gruba yönelik aslında kapsamlı araştırmalara ihtiyaç duyuyoruz. Bu gençlerin niçin böyle olduklarına ilişkin veya ne yapılabilirliğine ilişkin bir çözüm getirebilmek adına. İkincisi, rehberlik ve danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri dediğimiz aslında bizim mevcut sistemimizde, eğitim sistemimizde olan ama birazcık da işte atıl ya da işleme noktasında öğretmenin çok oldukça inisiyatifiyle ilişkili olarak giden bir süreç söz konusu. Bunun da aslında gençliğin erken dönemlerinde efektif, etkin bir şekilde sağlanmasıyla NEET olma ihtimalinin azaltılabileceğini düşünüyorum. Öte yandan bu eğitim ve istihdam arasında geçişin sorunsuz olması yine oldukça vurgulanan bir nokta. Ve bu kopmanın yaşanmaması için aslında bizim belki de en hayati, en elzem önceliklerimizden birinin pandemi durumunda söz konusu yarattığı ortam düşünülürse okul terkini engellemeye yönelik yaklaşımlar oldukça hayati önem taşıyor. Ve temel bilgi ve becerilerin aslında kazanılması oldukça elzem. Bunu da bu %90,7'lik okur yazar olmayanlardaki NEET oranları aslında bize gösteriyor. Buraya ilişkin geliştirilecek çözümler oldukça önemli diye düşünüyorum. Bir diğer husus malumunuz kayıt dışı istihdam meselesi ve bunun engellenmesi aslında bizim için NEET oranlarını düşürmede ciddi bir adım olacaktır diye düşünüyorum. Ve iş piyasasının aslında eğitim dünyası ile bir işbirliği içerisinde piyasanın talep ve beklentilerini karşılayan veya bu ihtiyaçları gözeten eğitim programları da gençlerin hem becerilerini geliştirmesinde hem de bu becerilerin bir karşılık oluşturmasında, istihdam alanında karşılık oluşturması bakımından çok kıymetli. Bir diğer belki de husus ve aslında Türkiye'nin en büyük ayrım noktalarından biri kadın nüfusun, kadın NEET nüfusunun erkeklere göre oldukça yüksek olması meselesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Ve buradaki bu cinsiyet farklılıklarından kaynaklanan engellerin göz önünde bulundurularak, yani bir sosyal politika geliştirirken buradaki bu farklılıkların sebepleri ve cinsiyetin ayrıca bir başlık olarak değerlendirilmesinin önemini vurgulamak istiyorum.
Teşekkür ederiz hocam. Sefer hocam, sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Bir noktaya değineyim. Yani kısmen hani Betül hocamın da belirttiği üzere. Şimdi NEET olmanın en temel nedeni neydi? Yeteri kadar hani bilgi beceriye sahip olmama ve yüksek öğretim erişimemeli alakalı bir boyut. Dolayısıyla ilk faktörden bir tanesi yapmamız gereken şey yüksek öğretim erişimi artırmamız lazım. Bu birincisi. İkinci olarak yani Türkiye'nin bütün o yani bizim ulusal sınavlarımızda da hani gözüken, hazırlanan raporda gözüken, hem uluslararası karşılaştırmalarda da gözüken PISA, TIMSS gibi Türkiye'deki öğrencilerin temel yeterlilik düzeylerinin, bilgi beceri düzeylerinin oldukça düşük olması. Şimdi oldukça düşük olmasının karşılığı liseyi bitirdiği zaman yani istihdama girmede bir güçlük yaşıyor. Eğer üniversiteye gitmeyecekse, bu meslek seçilmesine geçerli. Dolayısıyla bizim yapımızın en temel bir tanesi yani çocukların temel eğitimden başlayarak eğitim niteliğini arttırmak, bilgi beceri temel yani bilgi ve beceri düzeylerini elde etmesini, erişmesini sağlamamız gerekiyor. Bunları sağladığımız zaman yani NEET olma oranlarında yani bir azalma yani görme ihtimalimiz daha yüksek. Yine yani biraz da söylediğim gibi de hani uyguladığım ustadan bir tanesiydi. Halen Türkiye'de gençlerin hani liseyi tamamlayıp üniversiteye geçme oranları hala çok düşük. Bunların da artırılması gereken bir husus. Yani biz bunları hani gereken özeni gösterdiğimiz zaman yani NEET olma oranlarında bir azalma görmüş olacağız. Bu sadece NEET olma oranla ilgili bir mevzu değil. Bütün ülkenin hani ekonomik, sosyal, kültürel yani demokratik vesaire bütün kalkınmasıyla alakalı bir konu. Yani çünkü yani en azından yani biz şunu biliyoruz. 60'lı yıllardan beri bütün beşeri sermaye teorileri bize neyi söylüyor? Yani kişinin sahip olduğu eğitimin niteliği, yani o bireysel nitelikleri doğrudan onun hem bireysel hem işte toplumsal hem de ülkenin kalkınması açısından demokratik işte efendim hani ekonomik, sosyal, kültürel çok önemli. Dolayısıyla bizim de tekrar yatırımımızı buraya doğru yani liseden daha aşağıya doğru başlayarak yani ilkokuldan itibaren o eğitimin niteliğini arttırma ve çocukların temel bilgi ve beceriye erişmesini sağlamak. Bunu yaptığım zaman yani umuyorum ki NEET göstergelerinde daha fazla bir azalma olacağını söyleyebiliriz. Teşekkür ederiz hocam. Kıymetli hocalarım, değerli görüşleriniz ve Türkiye için önemli bir mesele olan meseleyi bizimle birlikte ele aldığınız için sizlere tekrar teşekkür ederim. Videomuzu beğenerek bize destek olmayı ve Türkiye'nin toplumsal sorunları ile bu sorunlar için ürettiğimiz çözüm önerilerinin devamından haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederiz.